Hanımefendiler ve beyefendiler, bir kez daha sizlere iyi hafta sonları diliyorum. Merhabalar diyorum. Değerli arkadaşlar, bu hafta sonu itibariyle aktarmış olduğum, şu ana kadar aktarmış olduğum iki analizimde, birinci olarak piyasaların içinde bulunduğu önemli gündem maddelerini ve dikkat edilmesi gereken konu başlıklarına yer verdim ve piyasalar yanıyor. Çok kritik bir haftaya giriyoruz şeklindeki bir başlıkla 30 Nisan ve 3 Mayıs tarihlerine, yani önümüzdeki hafta yaşayacağımız bu iki önemli tarihe ve önemine dikkat çekmeye çalıştım. Ve tabii ki bir de borsayla ilgili olarak önemli veriler eşliğinde sizlere önümüzdeki hafta neler olabileceği ve hangi kritik noktalara dikkat etmemiz gerektiği ile ilgili olarak bir analiz aktarmaya çalıştım. Evet sevgili dostlar, bu analizimizin konusu dolar-TL olacak. Zira gündemimizin çok kritik ve önemli bir mevzusu konumunda. Artık 7'den 70'e her meslek grubundan olan tüm insanların dolar ile ilgili olarak bir fikri bulunmakta ve daha doğrusu bir beklentisi oluşmuş durumda. Arkadaşlar öncelikle 30 Nisan ve 3 Mayıs tarihleriyle ilgili olarak bir kez daha çok kısa bir şekilde bu tarihlerin önemini vurgulamak istiyorum. Sevgili dostlar, geçtiğimiz hafta içerisinde Merkez Bankası'nın bildiğiniz 25 Nisan tarihli rutin ve planlanmış olan para kurulu toplantısında faizleri değiştirmediğine ilişkin olarak bir karar açıklandı. Ancak açıklanmış olan bu kararın ardından Merkez Bankası'nın yapmış olduğu açıklamada bir önceki toplantısında gerektiğinde ek sıkılaştırma tedbirlerine başvurabilirim ifadesini çıkarmış, bu ifadeye yer vermemiş olması piyasalar tarafından son derece ciddiyetle yorumlandı. Ve ağırlıklı olarak yorumlanma şekli artık Merkez Bankası Haziran ayından itibaren faiz indirimlerine başlayacaktır şeklinde bir düşünce oluştu, bir algı oluştu. Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine başlayacak olması elbette ki sıcak paraya veya likiditeye daha kolay ve az bir maliyette erişim manasında özel sektörü özellikle destekleyebilecek olan bir unsur olur iken, faizlerin indirimi, faizlerde oluşabilecek olan bir indirim, TL'nin banka faizinden nemalanamayacak olması veya yeterli geliri elde edemeyecek olması ve yüksek enflasyon koşulları altında paranın değerini koruyabilmek adına dolara bir anlamda bir teşvik manası taşıyabilecekti. İşte bu sebepten dolayı arkadaşlar dolar-TL'de önemli bir hareketlilik yaşandı bu algı sebebiyle. Tabii ki bir diğer önemli husus ise Merkez Bankası'nın ek sıkılaştırma tedbirlerine başvurmak noktasındaki ifadesini bu karar metninden çıkarmış olması veya yer vermemesi bir anlamda dış basın tarafından veyahut da Türkiye'nin ekonomik politikalarını veya ekonomik adımlarını, özellikle reform adımlarını yakından izlemekte olan yabancı yatırımcılar bakımından da çok büyük bir önem taşır konumuna geldi. Ve özellikle bu önem noktasının odaklanmış olduğu nokta ise son günlerde Merkez Bankası'nın rezervleriyle ilgili olarak yapılmakta olan bir takım iddialar, haberler, Financial Times'ın haberini atıfta bulunuyorum bu hususta, haberler diyoruz. Ve bu konuyla ilgili olarak arkadaşlar Merkez Bankası'nın rezervleri gerçekten azalıyor mu? Gerçekten alarm verecek duruma düştü mü? Önemli sorulardan bir tanesi bu. Merkez Bankası bu toplantısı öncesinde, yani geçtiğimiz haftaki para kurulu toplantısı öncesinde bir açıklama yapmak suretiyle 30 Nisan tarihinde, altını çiziyorum değerli dostlar, 30 Nisan tarihinde yapacağı enflasyon raporu açıklamasında, enflasyonla ilgili genel değerlendirmelerde, beklenti ve tahminlerinde bulunacağı açıklamasında, bu dış basında özellikle polemik konusu haline gelmiş olan rezerv meselesiyle ilgili açıklamalar yapacağını ifade ettim. Evet, Merkez Bankası net rezerv, brüt rezerv şeklindeki bir tartışma ortamının bulunduğu bir tablo içerisinde dış basının ve yabancı yatırımcıların kafalarının ciddi şekilde karışık olduğu bir ortamda ve hatta haber konusu yaptıkları bir ortamda
anlık bir şekilde bu konuya yanıt vermek yerine bir hafta sonrayı yani 30 Nisan tarihini işaret ederek bu konudaki iddialara bu tarihte açıklama yapacağım şeklinde bir duyuruyu kamuoyuna yansıtmış olması dolaylı olarak 30 Nisan tarihini çok önemli kılmış durumda. Arkadaşlar 30 Nisan tarihinde Merkez Bankası'nın enflasyonla ilgili olarak yapacağı açıklamaları paralelinde esas önemli olan konu rezervlerimizin ne durumda olduğu, ne ölçüde yeterli olduğu, ne ölçüde borçlarımızı çevirebilecek boyutlarda olduğu gibi bir takım hususlara yanıt verecek. Ama bu vereceği yanıtlar ne ölçüde şeffaf, ne ölçüde kabul edilebilir ve ne ölçüde yabancı yatırımcıları tatmin edecek nitelikte olacaktır. İşte esas mesele bu. Tabii ki Merkez Bankası'nın ne tür açıklamalar yapacağını şu an ben şahsım adına bilemediğim için bu sebepten ötürü yapılacak olan açıklamalar 30 Nisan tarihinde dolar TL üzerinde önemli bir volatilite dalgalanma yaratabilir. Yabancı yapılan açıklamaları yeterli bulmaz, ikna edici bulmaz ise bu durumda dolar TL'de bir artış eğiliminin olması, daha doğrusu mevcut artış eğiliminin yeni bir ivme kazanarak 6 seviyesinin de üzerine çıkmak ve 6 onlara doğru yönelmek şeklinde ekstra bir yükseliş dalgasının yaşanmasına sebep olabilir. Bu açıdan 30 Nisan tarihinde Merkez Bankası'nın açıklamalarını son derece önemli görmekteyim. Bir diğer önemli nokta arkadaşlar, 30 Nisan tarihi sonrasında belki ardından gelecek olan 1 Mayıs'ta bir tatil sürecimiz var biliyorsunuz. Sonrasında arkadaşlar 3 Mayıs tarihi. 3 Mayıs tarihi niçin önemli? Birkaç gün öncesine kadar YSK'nın belli kurumlara şu hususlarda bana ekstra bilgi getirin, bunların araştırılmasını istiyorum ve sizlerden cevap bekliyorum şeklinde vermiş olduğu bir talimatın sonrasında 30 Nisan tarihinde YSK'nın İstanbul seçimleriyle ilgili olarak net ve nihai kararını bekliyorduk. Ama bir başka hususun daha araştırılmasını talep ettiği için kısıtlılar varmış, şu miktarda kısıtlıların oy kullanıldığına dair bir takım iddialar. Bu detaylara girmek istemiyorum arkadaşlar, basından bunları okuyorsunuz zaten. Ama YSK yeni bir hususun daha araştırılmasını talep ettiği için ve bu konuyla ilgili olarak da 5 günlük bir süre öngördüğü için bu sürenin de son tarihi 3 Mayıs tarihi olması nedeniyle haftanın son günü olan 3 Mayıs tarihinde YSK'dan kamuoyuna yansıyan bilgiler itibariyle artık nihai kararın açıklanacağı yönünde büyük bir beklenti oluşmuş durumda. Bu sebeple 3 Mayıs tarihinde Cuma günü ancak zannediyorum ki YSK piyasalar kapandıktan sonra, yani bizim piyasalarımız kapanmış olabilir ama uluslararası piyasalar gece 24'e kadar açık olduğu için belki de 3 Nisan tarihinde değil, 3 Mayıs tarihinde değil ama bir sonraki gün olan 4 Mayıs Cumartesi günü tüm piyasaların, iç ve dış tüm piyasaların kapalı olduğu bir tarihte, bir anda kararını açıklayacaktır. Bu sebeple arkadaşlar haftanın son günü, önümüzdeki haftanın son günü, 3 Mayıs tarihli son günümüz çok önemli olacaktır. Bu hususta hangi yönde beklentisi olacaktır yabancıların bilemiyorum. Son haber akışıyla ilgili olarak tablo nasıl şekillenecektir bilmiyorum. Ancak 3 Mayıs tarihine de özellikle volatil hareketler adına çok ama çok önem vermek gerektiğini bir kere daha vurgulamak istiyorum. YSK'nın ne karar verir? Bu konuda benim herhangi bir fikir beyan etmem veya bir yorum yapmam elbette ki doğru olmayacaktır. Ancak ve ancak şunu ifade etmek istiyorum ki YSK'dan gelebilecek olan seçimlerin yenilenmesi ve tekrarlanması yönündeki bir karar ittihazı, yeni bir ekonomik belirsizlik, yeni bir siyasi belirsizlik şeklinde psikolojik anlamda yorumlanacağından dolayı dolar TL'de ekstra bir yukarı eğilim oluşmasına sebebiyet verebilir. Eğer ki YSK seçimlerin yenilenmemesi ve mevcut haliyle tescil edilmesi hususunda bir karar ittihazında bulunacak olur ise
İşte bu durumda dolar TL'de sınırlı bir geri çekilme ve sınırlı bir iyimserliğin oluşması mümkündür. Şimdi arkadaşlar gelelim bu olası yukarı ataklarda dolar TL nerelere kadar yükselebilir ve hangi yukarı noktalara dikkat etmeliyiz ve olası iyimser bir tablo durumunda ise yaşanabilecek olan geri çekilmelerde hangi destek noktalarını önemsemek lazımdır şeklindeki konulara yanıt vermeye çalışalım. Evet sevgili arkadaşlar, biliyorsunuz analizlerimde ben öncelikle geniş bir açıdan bakıyorum. Orta ve uzun vade adına haftalık grafikte sizlere daha geniş bir pencereden bakıyorum ve yavaş yavaş bu pencereyi daraltmak suretiyle haftalık verilerden günlük verilere iniyorum ve daha kısa vade itibariyle olabilecek olan ihtimalleri veya önemsenmesi gereken ihtimalleri sizlere aktarmaya çalışıyorum. Değerli dostlar, biz yine geniş açıyla bakalım ve önümüzde haftalık grafiğimiz bulunuyor. Büyük bir pencereden konuya bakıyoruz ve 3.70'ler civarından dolarda başlayan, dolar TL'de başlayan hareketliliği dikkate almak suretiyle bir Fibonacci çizimi gerçekleştiriyoruz. Ve çizmiş olduğumuz bir Fibonacci grafiğimizde bize şöyle bir tablo ortaya çıkmakta. %61.8 seviyesine denk gelmekte olan 5.88, 5.99 diyelim bir direnç noktamız varmış. Bu direnç noktamızın şu anda üzerinde olduğumuzu ve ilk haftalık kapanışımızı gerçekleştirdiğimizi görüyoruz. Arkadaşlar haftalık kapanışımız nedir? 5.93.80, 5.94 civarlarında. Bu seviye ise 5.88, 5.89 olduğu için birinci haftalık kapanışımızı bu kritik direnç üzerinde gerçekleştirdik. Şayet teknik analizde minimum 2 kapanış esasını dikkate almak kaydıyla önümüzdeki haftayı da 5.88, 5.89 üzerinde, yani şu Fibonacci direncinin üzerinde tamamlayacak olur isek, bu durumda bir sonraki Fibonacci direncimiz olan, yani %50 noktasına denk gelmekte olan 6.55 seviyesi orta ve uzun vade adına takip etmemiz gereken bir direnç ve aynı zamanda şu geçmiş olduğumuz, aşmış olduğumuz veya iki kapanış yaptığımız için artık aşıldığını düşündüğümüz 5.88 seviyesini ise bir destek noktası olarak kabul etmeye başlayacağız. Ancak arkadaşlar bir kere daha vurgulamak istiyorum ki Fibonacci kriterleri veya haftalık periyottaki yapılan incelemeler bir iki gün içerisinde olabilecekleri değil, kısa orta vade dediğimiz yani 2-3 haftalık, 5 haftalık gibi belki de daha doğru bir ifadeyle bir iki aylık süreç içerisinde olabilecek olan seviyeleri bizlere vurgulamakta. O halde genel anlamda 5.88 seviyesini önemli bir destek olarak kabul etmek şartıyla bu seviye üzerinde kalındıkça hedefin 6.55 olduğunu orta vade adına düşünebiliriz veya 1-2 aylık süreç adına düşünebiliriz. Şimdi arkadaşlar eğer ki 6.55 seviyesini geçecek olur isek bu dirence kadar yaşanacak olan bir yönelim sonrasında bu direnç aşılıp da 6.55 destek olacak olur ise malumunuz üzere bildiğimiz bir 7.20 direncimiz bulunuyor. 7.20 direnciyle karşı karşıya kalacağız. 7.20 direncinin de geçilmesi ve aşılması durumunda nereye kadar bir yükseliş olabilir sorumuzun yanıtı afaki olarak 8 olur, 10 olur, 20 olur gibi ifadeleri atarak tutarak söylemek yerine teknik analizin ölçümlemelerinden İstatistiki ve matematiksel hesaplarından yola çıkarak bir seviye ifade etmemiz gerekir ise bu durumda diyor ki bize teknik analiz eğer 7.20'de oluşturduğunuz geçen 2018 Ağustos ayındaki zirvenizi geçip ve burayı destek noktası haline getirebilir iseniz bu durumda hedefiniz %23.6'ya denk gelmekte olan 8.04 seviyesi olabilir diyor. 8.04 seviyesine doğru bir yönelim olabilir diyor ve bu seviyenin de açılması durumunda bu kez 9.37'ler 9.40'lara kadar devam edebilecek. Bakınız kadar devam edebilecek diyorum. İllaki 9.40 veya illaki şurada gördüğünüz 8.04 görülecektir diye bir ifade yoktur. Yön buraya doğrudur. 8.04 diyor ama 8.30 demiyor. 8.35 demiyor. Dolayısıyla arkadaşlar
7.20'nin açılması durumunda genel anlamda 8-8.05'e doğru bir yönelim olabileceğini dikkate alabiliriz. Şimdi değerli dostlar, haftalık verilerimizle ilgili olarak bu analizi yaparken bir de pivot sistem kriterlerimiz ne diyor buna bakalım. Biliyorsunuz ben analizlerimde hem Fibonacci kriterleriyle ilgili olarak sizlere belli seviyeleri aktarmaktayım ve hem de bir teyit unsuru olsun diye iki farklı yönden konuya bakalım. Tek yönlü bakıp da yanılmayalım diye iki farklı yönden bakarak sizleri rakamsal bazda destek ve dirençler konusunda ve yön konusunda bilgilendirmeye çalışıyorum. Arkadaşlar geçtiğimiz hafta itibariyle sizlere aktarmış olduğum verilerimde, pivot sistem verilerimde demiştim ki 5.74 seviyesi, 5.79.50 seviyesi haftanın pivot seviyesidir. Eğer ki bu seviyenin üzerinde kalır isek yönümüzün yukarı olduğunu, şayet bu seviyenin aşağısında kalır isek yönümüzün aşağı olduğunu. Bu nedenle yön aşağı ise destekleri, yönümüz yukarı ise yani pivot seviyesinin üzerinde kalıyor isek de direnç noktalarını izlememiz gerekir. Hedefimiz birinci, ikinci, üçüncü pivot dirençleri olacaktır şeklinde izah etmiştim. Zira pivot sistemin mantığı budur zaten. Arkadaşlar 5.79.50 dedik ve ardından 5.88'in buranın da aşılması durumunda 5.94'ün ve sonrasında 6.02 seviyesinin hedefler olabileceğini, pivot direnç hedefleri olabileceğini vurgulamıştık. Sonuç olarak değerli dostlar, geçtiğimiz hafta içerisinde en düşük görmüş olduğumuz değer 5.80 seviyesi olmakla 5.79.50'deki pivot seviyemizin üzerinde kalmışız. Bu sebepten ötürü de yukarı eğilimin devam edeceğini bekliyorduk, beklememiz gerekiyordu ve nitekim 5.98 seviyesine kadar görmüş olduğunuz arkadaşlar birinci ve ikinci yani 5.88 ve 5.94 pivot dirençleri aşılarak 6.02 seviyesine doğru yaklaşım olur iken bu seviye aşılamadığı için şu noktaya doğru bir geri çekilme yaşandı ve 5.94 civarında bir kapanış oldu. Bu hafta itibariyle değerli dostlar pivot seviyemiz 5.91.50 olarak görülmekte, 57 olarak görülmekte. Biz buna yuvarlak olarak 5.91.50 diyelim. O halde 5.93.80 veya 5.94 civarlarında kapanış yaşamış olan dolar TL'nin 5.91.50 seviyesine kadar geri çekilebilme ihtimali vardır. Ve bu yaşanabilecek olan geri çekilmeyi normal ve de makul karşılamak gerekir. 5.91.50'ye kadar oluşabilecek olan geri çekilme normaldir ve makuldür. Ancak bu seviye bir destek noktası olmak şartıyla buradan tepki yaşanma ihtimalini önemseyebiliriz içinde bulunduğumuz olumsuz piyasa koşulları gereği ve dolar TL'nin içinde bulunduğu yükseliş trendi gereği. 5.91.50'ye yaklaşımlarda bir tepki oluşuyor ise ki oluşmasını bekleyebiliriz. Bu durumda haftalık bazda önümüzdeki hafta genelinde 5.91.50'nin aşağısına gelmiyorsak bu seviyelere olan yaklaşımlarda tepki oluşuyor ise yönümüzün 6.02 olduğunu haftalık pivot sistem verileri olarak düşünebiliriz. 6.02 arkadaşlar. 6.02 seviyesinin aşılabilmesi eğer ki 30 Nisan ve 3 Mayıs tarihlerinde gelecek olan bilgi, veri ve haber akışları piyasa tarafından olumsuz karşılanır ise 6.02'nin aşılma ihtimali yoğunlaşacaktır ve bu durumda 6.09 veya genel anlamda 6.10 seviyesi haber akışının biraz daha sertleşmesi durumunda piyasanın biraz daha kötümser bir algı içerisine girmesi durumunda ise 6.20 seviyesine kadar önümüzdeki hafta bir yükseliş potansiyeli oluşabilirmiş. Hangi koşulla? Öncül koşul arkadaşlar 5.91.50'nin aşağısına gelmemek ve ardından da 6.02'deki ilk direncimizi aşabilmek şartıyla. Bu koşullar gerçekleşir ise 6.10 ve 6.20. Arkadaşlar önümüzdeki hafta için 6.20'nin ötesini pivot sistem verileri hesaplamıyor. Yani 6.20'nin ötesinde bir fiyat oluşmasını, bir
atağın oluşmasını, pivot sistem verileri öngörmüyor. Elbette ki pivot sistem verileri her şey demek değildir. 6-20'nin ötesine çıkabilecek kadar farklı farklı algılamalar da mümkün olabilir. Ama pivot sistem diyor ki önümüzdeki hafta dikkat etmen gereken kriterler 5-91-50 desteği, 6-0-2-50, 6-0-9 veya 6-10 ve 6-20 dirençleridir diyor. Bu üç rakamı veriyor. Değerli dostlar, 5-91-50 seviyesi destek olarak çalışmaz ve bu seviye kırılacak olur ise 5-85 seviyesi ilk destek olarak takip etmemiz gereken bir seviye özelliğinde. Ancak 5-85'e kadar gelir iken şurada görmekte olduğunuz 5.88-5.89'daki şu Fibonacci desteğimizin de bir ara destek ve önemli bir destek olarak korunup korunmadığına dikkat etmeliyiz. Veya bir başka ifadeyle, eğer ki 5.91.50'nin aşağısına geliniyor ise 5.85 ile 5.88 aralığının bir destek ve tepki bölgesi olup olmadığı yakından izlenmeli. Eğer bu bölgeden bir destek, bir tepki oluşmuyor ise bu durumda iyimser bir hava, hat safhaya ulaşacak ekstra ekstra iyimserlik söz konusu ise bu durumda 5.74 seviyesine kadar bir geri çekilme riskinin oluştuğunu, yaşanan yükselişin, yaşanan ekstra ve hızlı yükselişin düzeltme eğiliminin 5.74'e kadar devam edebilme riskinin oluştuğunu hesaba katmak gerekiyor. Şimdi arkadaşlar gelelim günlük grafiklerimize. Çok affedersiniz. Değerli dostlar, günlük grafiklerimiz itibariyle 5.94-33 seviyesi şu an için pazartesi günü takip etmemiz gereken günlük pivot seviyemiz özelliğinde. Görüyorsunuz ki birinci destek noktamız 5.91-61. Biraz önce sizlere 5.91-50 seviyesinin çok önemli ve kritik bir destek olduğunu, hafta bazında önemli, dikkat edilmesi gereken bir seviye olduğunu ifade ettim. O halde 5.94-30 üzerinde bir seyir var ise bu durumda 5.96 ardından 5.98-5.99 ve sonrasında 6 seviyesinin pazartesi günü itibariyle hedeflenebilecek ve de dikkat edilmesi gereken direnç bölgeleri olduğunu söyleyebiliyoruz. Şayet 5.94 üzerinde kalamıyor isek, 5.94-33 seviyesini geçemiyor, bu seviyenin aşağısında bir günlük veya saatlik seyir içerisinde isek 5.91-60'lara kadar bir geri çekilme riskinin oluştuğunu dikkate almak gerekecektir. Arkadaşlar, Fibonacci kriterlerimize baktığımız zaman en son Mart 31 tarihindeki seçimler öncesindeki swap krizinde atılan adımlar sonrasında 5.30'lara doğru yaşanmış olan geri çekilmeyi ve ardından yaşadığımız 6 seviyelerine yakın noktadaki yüksek noktayı referans kabul etmek şartıyla bir Fibonacci çizimi yaptığımız zaman karşımıza çıkan destek ve direnç noktaları %38.2'ye denk gelen 5.85 seviyesi. O halde 5.85-5.88 olarak az önce haftalık grafiklerde tanımlamış olduğum destek bölgesi oluşabilecek olan iyimser havada ve iyimser ve olumlu algılanabilecek haber akışlarında gelinebilecek olan geri çekilme ve destek bölgeleridir. Şuralarda görmekte olduğunuz gibi arkadaşlar 5.85 seviyeleri geçtiğimiz haftalarda ciddiyetle direnç etkisi göstermiş durumda ve artık biz 5.85'i bir destek bölgesi olarak takip edeceğiz. Ve ben genel anlamda takip etmemiz gereken en kısa vade ve en yakın destek bölgemiz olarak 5.85-5.88 hattını veriyorum. Şayet şurada görmekte olduğunuz noktanın aşılması durumunda, yani %23.6'ya denk gelen en son gördüğümüz zirve olan 5.98'li seviyenin geçilmesi durumunda ise şurada görmekte olduğunuz direnç bölgesi, yani 6.19. Biraz önce de haftalık veriler itibariyle gelecek olan gelecek olan olumsuz haber akışında 6.02, 6.10 ve 6.20 demiştim. Bir kez daha 6.19, 6.20 seviyesi önemli bir direnç noktası olarak karşımıza çıkıyor. Ne yapmak lazım? Özellikle ve özellikle 6.10 ve 6.20 aralığında çok ama çok temkinli davranmak lazım. İşte o anlarda
6.80'ler, 7'ler, 8'ler, 10'lar gibi çokça fazla yorumlar duyacaksınız. Lütfen ama lütfen o anki yükseliş rüzgarını arkanıza alarak çok daha ileri seviyelere gidebileceğinizi, kumanda etmekte olduğunuz yelkeninizin çok güzel rüzgarlarla dolup da sizi çok daha öte noktalara taşıyabileceği hususunda bir heyecana kapılıp da alım yapma hususunda bir değil 3-5 kez daha düşünmeniz gerektiğini vurgulamak istiyorum, hatırlatmak istiyorum değerli arkadaşlar. Ve arkadaşlar hassas çizim noktamıza gelelim. Detaylı çizimlerimizin bulunduğu noktaya gelelim. Evet, sarı çizgimiz ve beyaz çizgimizin sınırlamış olduğu bir kanalımız vardı. Artık bu kanalımızın üzerine çıkmış bulunuyoruz. Ve bu kanalımızın alt ve üst noktaları destek ve direnç olarak tanımlanıyordu. Sarı hattımız direnç noktamızdı. Sarı hattımız 5.90-96 yani 5.91 seviyesine ulaşmış durumda. Artık 5.91 veya biraz önce ifade ettiğim 5.91-50 seviyesi günlük ve saatlik bakış açısıyla çok önemli destek bölgemizdir. Bu seviyenin üzerinde kalındıkça yönümüz yukarıdır. Kısa vade adına, günlük ve saatlik vadeler adına da yönümüz yukarıdır diyebiliyoruz bu şartlar altında. Ve arkadaşlar 5.91 aşağısına gelmemek koşuluyla her an ve her saniye sarı kesik çizgilerimizin tanımlamış olduğu 6.02.27 seviyesine kadar bir yükseliş potansiyelimiz mevcuttur diyebiliyoruz. Şayet 6.02'nin de geçilmesi durumunda bu kez bir sonraki kırmızı kesik çizgilerimizin olduğu 6.07, 6.08 veya biraz önce haftalık detaylar olarak sizlere vurgulamış olduğum 6.10 seviyesine doğru yükseliş eğiliminin devam edebileceğini söyleyebiliyoruz. Arkadaşlar şu an için net bir ifadeyle 5.91.50 seviyesi çok kısa vade adına, günlük kriterler adına, gün içerisindeki işlem yapmakta olan arkadaşlarımızın takip etmesi gereken seviyeler adına, yükselişin devamı ve güçlü seyirin devamı adına önemli bir destek noktası konumundadır. Bu seviyenin aşağısına gelinmesi durumunda şurada görmekte olduğunuz yeşil kesik çizgilerimizin oluşturduğu 5.83-5.84 veya haftalık verilerimizde gördüğümüz 5.85 seviyesi, hatta 5.85-5.88 bölgesi olarak tanımlamıştık. Bu bölge önemli bir destek olarak algılanmalı. Çok ama çok aşırı iyimserlik tablosunda ise oluşabilecek olan artık net bir düzeltme, net bir kar realizasyonu tablosu ile karşı karşıya kalacak olur isek takip etmemiz gereken ana destek noktamız ise şu an için arkadaşlar 5.75-66, 5.76 seviyesini ifade etmekte. Değerli dostlar, dolar TL ile ilgili olarak şu an söyleyebileceklerim bunlardan ibaret. Hem orta vade, hem uzun vade, hem de günlük kısa vade adına sizlere takip etmeniz gereken kritik noktaları ve özellikle takip etmeniz gereken bu hafta adına kritik tarihleri vurgulamaya çalıştım dilim döndüğünce. Sevgi ve selamlarımla hoşçakalınız diyorum. Çok güzel bir hafta sonu ardından umuyorum ki beklentileriniz dahilinde fevkalade başarılı ve kazançlı bir hafta yaşayabilirsiniz. Hoşçakalınız, sevgi ve saygılarımla.